21-28 Mart gençler U23 ve Minik Yıldızlar Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası Ankara ilinde yapıldı. Bu şampiyonada Furkan Alıcı 91 kilo üst gençlerde müsabakaya katıldı. Rakibi 3 kişiydi. Biri Rus, bir de Hırvat rakibiydi. Rus rakibi çekilince Hırvat'la final attı. Finalde Furkan maçı aldı ve şampiyon oldu. Furkan Alıcı haftanın hemen hemen her günü antrenman yapıyor ve bu antrenman sayesinde de şampiyonluğu hak etmiş oldu. İnşallah bundan sonraki Eylül ayında bir maçımız var, Dünya Şampiyonası. Onun seçmelerine katılacağız. İnşallah orada da büyük bir başarı gösterir. Burada Erdoğan Bey, il müdürümüz ve şube müdürlerimize, ayrıca maçta il temsilcimize teşekkür ederiz. En başlarda antrenmanlarımı kendimden büyük abilerimle çalışa biraz azmederek bu zamanlara geldim. Öncelikle Yüce Allah'ıma, sonradan Ekrem Arıs hocama, benim arkamda durduğu için, bana çalıştırdığı için teşekkür ederim. 21-28 Mart Ankara'da Avrupa Şampiyonası düzenlendi. Orada Hırvat rakibimle dövüştüm. Bayağı sağlam bir rakibimdi. Final maçında dövüşmüştüm. Final maçında o rakibimi yenerek Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi önünde neler var? Şimdi önümüzde Eylül ayında nasip olursa Dünya Kupası seçmeleri var. Oraya katılacağım inşallah. 91 kilo üst gençlerde. Çıraklık geçmişim var marangozhanede. Aynen. O günlerden biraz bahsedebilir misin? O günler nasıl hazırlanıyordun? Neler yaşadın biraz? O günlerde nasıl hazırlanıyordum? Normal sabah işe gidiyordum. Akşama kadar çalışıyorduk, ediyorduk. Zaten ağır bir iş. İnsan zaten yoruluyor. Akşamları da izin alıyordum bazen. Bazen kendim geliyordum. Antrenmanlarıma geliyordum. Bazen kendim eve gittiğim zamanlar koşu olsun, gölge boksu olsun, ağırlık olsun, kendi kendime çalıştığım oluyor. İlk başta gittiğimde en baş işi öğrettiler çırak olarak. Şimdi kalfayım. En başta gittiğimde şarjlı matkap nasıl tutulur, vida nasıl bükülür, L bağlantı nasıl atılır, onları gösterdiler. Hiltidir, matkaptır nasıl kullanılır, onları gösterdiler. En başta onları gösterdiler. Şimdi az da olsa yapabilirim yani. Boş kaldığım zamanlarda gidiyorum. Mesela hafta sonları olsun, yaz tatillerinde olsun, bayram tatillerinde falan olsun, vakit buldukça gidiyorum. Ben kendimden küçük kardeşlerime bu sayede ön şey oluyorum. Yani ben çıraklıktan buralara geldim. Gündüzleyin çalışıyordum, akşamları antrenmana geliyordum. Şimdi gözümü Dünya Kupası'na diktim. Nasipse inşallah orada da Sivas'ımızı, Türkiye'mizi, Türk bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah. Başarılı bir çocuktu. Azimli bir çocuktu. İşinde de olsun, sporunda da olsun azmediyordu. Hak ettiği bir başarıyı elde etti yani. Ben bir oğlan var, Süleyman. Onunla tanışmıştı. Çalışmaya onun vesilesiyle geldi. Neler yapıyor ustam burada? Burada mobilya, imalat. Mutfak, mesleğe, yatak odası. Onun gibi şeyler. Nasıl çıraklığı, nasıl? Çok dürüst. Çalışkan, azimli yani. Her zaman da söyledim kendine de. Yani hak ettiğini alıyor yani. İşlerinde de başarılı yani.